Tevhid Hocan'dan Satır Arası programından herkese merhabalar. Bu hafta iki kitapla birlikte sizlerleyiz. Bir yetmedi. Evet, söz verdiğimiz gibi Tanrı ve Diğer Zihinler, Alvin Plantinga'nın ve Sarıktan Fese, Ahmet Emin'in, o da Mısır'ın İngilizler tarafından işgal sürecini anlatıyor kendi otobiyografisiyle beraber. Eyvallah. Önce de tabii Tanrı ve diğer zihinleri ele alacağız. Kapakta başlayıp kapakta biten bir kitap olduğunu söylesem nasıl yaparız? <laughs> çok sevinirim şahsen. Şey ya yani kitap şöyle bayağı bir zor kitap seçerken tabii içeriğini çok fazla çalışmadı. Evet. Evet, çünkü teknik bir kitap. Mantık tamamen mantık üzerine yazılmış. Ama şimdi ilginç olan şey şu. Alvin Plantinga Tanrı ve Diğer Zihinler kitabında Tanrı'nın varlığını mantık ilmi çerçevesinde değerlendirmeye çalışırken kapağı şunu yazıyor. İnsanlığın ezeli sorusuna yanıt. Kapağı tabi büyük ihtimalle kendi yapmamıştır ama kapağı yapan kişi mantık hatasıyla başlıyor cümleye. Çünkü sorunun ezeli olması demek aynı soruyu Cenab-ı Hakk'ın da sorup sormadığına dair bir soruyu işareti doğurur. Çünkü ezeli yani başlangıcı olmayan bir sorudan bahsediyoruz başlangıcı olmayan bir soru olması mantıken mümkün değildir ya. Yani, o ezeli kelimesinin o anlamda şey sonuna kadar hiç pardon sonuna sevmiyorum. kadar gidip gitmeyeceğini bilmediğimiz bir soru vardı ya sonuçta ezeli olmayacak. Ahirette her şey belli olacak. Hani ezeli ve ebedi denilemeyecek bir şey. Hani öyle tabiri caizse bir gırgın mahiyetinde söyledim yoksa <gülüyor> <gülüyor> devam edeceğiz. <laughs> Efendim Babası, şunu baştan söylemek gerekiyor. Kalvin Amerika Koleji'nden Amerika'ya evet. göç eden kalvinist bir aileden. 1932. Yani. Konu ise mutlaka İslam'a giydirecektir diyerek sayfayı çeviriyoruz. Tanrıyı ispatlamaya gayret ederken Türkçe'ye çeviriye bir ön söz yazılmış olan Richard Swinburne buna bir ön söz yazıyor ve diyor ki dini yakınlık duyan ya da en azından dinle ilgilenen filozoflar Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde anlaşıldığı şekliyle Tanrı'nın varlığına duyulan inancın gerekçelerini değerlendirmeye başladılar. Halbuki böyle bir değerlendirme yok. Bir iman var. Bu iman vesilesinin anlatım çabası var. Bir kere İslamiyetle Yahudi ve Hristiyanlar bu konuda aynı değiller. Hristiyanlar tam tersine Tanrı'yı gerçekten tartışan, bunun için konsüller kuran, bir de birbirlerini ikna etmeye çalışırken birbirlerini öldüren adamlar. Karkedyon'da, İznik'te vesaire. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Bir de yine ön yazan Oxfordlu bilim adamı da Palantinga yine bu argümanların hiçbirinin tanrının var olmadığını göstermede başarılı olmadığı hatta onun var olduğunun ya da var olmadığının gerekçelendirilemeyeceği sonucuna varır diyor. Sonuç bu sefer de agnostisizme geçiş Her her zaman çık Her zaman bir son cümlesi var. 2000 yılında yayınladığı Knowledge and Christian Belief eserinde ise bu fikirlerini eksiksiz bir Hristiyan teolojisinin iddia ettiği doğaya sahip olan bir tanrının varlığına duyulan inanca uygulamaya çalışmıştır diyor. Ama bu çalışması ne yazık ki e, tam olarak bizim karşımıza görmüyor. Bir de Palantinga'nın kendi şeyi var. 90 baskısına ön söz olarak. Benim iddiam diyor Palantinga, Tanrı'nın varlığına dair en güçlü argümanlar ile diğer zihinlere dair en güçlü argümanların benzer olduğu, ve benzer şekillerde başarısız olduğuydu. Dolayısıyla benim geçici sonuç dediğim şey şöyleydi. Diğer zihinlerin varlığına duyduğum inanç rasyonelse, Tanrı'nın varlığına duyduğum inanç da öyledir. İlkinin rasyonel olduğu açıktır. Demek ki ikincisi de rasyoneldir. Bir rasyoneliteden başka bir rasyoneliteye benzerlik ilkesiyle yol almaya mantık diyeceksek, mantık ilminin de bir ihtiyaç olduğunu, hani program başında ama ...mantık ilminin devasa bir ilim olmadığını herkesin artık bir öğrenmesi gerekiyor. Yani bu konuda ne yazık ki işte birkaç defa söyledim ya... ...Diamond tema ile beraber bu mantık ilmini çok en plana sundular. Ama mantık ilmi ilimlerin e, atası falan değil mesela yani. Çok basit bir bölümdür. Zaten kitabın tamamında da verilen örnekler de çok normal, çok basit. Defaatle döndür döndür gidiyor ve içinde de bu sefer başka mantıksal problemler doğuruyor. Buyurun. Evet. Kitabın en başında aynı yeri çizmişiz zaten. Hı hı. Bu çalışmada belirli bir dini inancın Yahudi, Hristiyan geleneğine tasavvur edildiği haliyle Tanrı'nın varlığına duyulan inancın rasyonel olarak gerekçelendirilebilirliğini soruşturacağım diyor. Hristiyan ve Yahudi geleneği deyip hı hı. onları bir geleneğe indirger, indirgerken İslam'ı zaten hiç... Yani Konya'da Halbuki Tanrı ile ilgili bir meseleye giriyorsa İslam dininden hariç yaratıcıyı bu denli tasvir etmiş başka bir din yok elimizde. Yani, yani Cenab-ı Hakk'ın gelmeyen nokta odur. Amen. İşte 99 tane isminin varlığı, akaid konuları vesaire, onun nasıl duyduğu, nasıl seslendiği, bütün bu konuları eğer Tanrı'nın kendi varlığı ile ilgili çalışıyorsanız, bunu dışarıda tutarak ya da biraz ötekileştirerek harekete geçmek ne yazık ki büyük bir hataydı. Ben 28'e gittim. Buyurun. bundan sonra rahat rahat gidebilirsin. Benim fazla bir notum yok. <laughs> ya yani. mantıkla ilgili olduğu için ben birkaç tane gençlerimize de örnek olsun diye ifade etmeye çalışacağım. Yoksa kitap dediğimiz gibi içerik anlamında çok mantık üzerine gidiyor. Ama gittiği Ama yerlerin geçiyor, her birisinde da sonucu yok. yok. Zorunlu bir varlığın zorunluluğuna bir başkasının neden olduğu önermesinden ne anlamalıyız? Zorunlu bir varlığın var olmaya başlaması imkansız olacağından elbette hiçbir zorunlu varlık varlığa getirilemez. Muhtemelen şunu da öneremeyiz. Zorunlu bir varlığa bir başkası onun üzerinde belirli bir biçimde etkide bulunduğu durumda zorunluluğa bir başkası neden olur? Nitekim belirli bir varlığın zorunlu bir varlık olduğu hakikatinin kendisi zorunlu bir hakikattir. Dolayısıyla zorunlu bir varlık öyle bir etkide bulunmaktadır ki başka türlü etkide bulunsaydı zorunlu olmazdı. Bunu şunun için aldım fırat Medine bu mantık ilminde ihtiyaç duyulan bütün dönemleri bir araya getirerek son dönem ve bundan sonraki çağlarda kullanacağımız yeni bir diğerlik, yeni bir imkanı bize sunuyor. O yüzden dostlardan yeni bölümler için çalışıyorum elbette ama eski bölümleri defaatle dinlemelerinde bu noktada fayda var. Yazar için şunu söylemem gerekiyor. Bu yazarda da diğer bütün mantık ustalarında da klasik hatalardan bir tanesi şu. Mantık sonucunda sonucu çıkarımsal olarak beyan edilmezse sadece bir yerde duran araç haline gelir. Bunun bir amacı var her bilim dalında olduğu gibi. Dolayısıyla burada senin de biraz önce izah etmeye çalıştığın gibi ve izah ettiğin gibi yazar ne yazık ki hiçbirinden net bir sonuca ulaşamıyor. Genelde felsefeyi tüm bilimlerin başlangıcı ve atası kabul ediyorlar ya... Hı hı. Bilimlerin başlangıcı öyle ya da böyle bazen bir rastlantı anlattıklarına göre Avrupa biliminden bahsediyorum bazen bir çaba yani ed <laughs> işte ampule bakarsan tekrar tekrar çala çabalamasıyla Edison'un bulunuyor diğer tarafta kafasına bir şey düşüyor falan ama hiçbirinde böyle oturup düşünüp mantıkken bir şey sorgulama aşamalarını görmüyoruz. Müthiş bir önyargıyla başlayan müthiş bir araştırma sürecine sadece felsefe bir şemsiye olarak yer veriliyor. Yani şunu söylüyor çocuk. Dışarıya çıkmam lazım. Çıkıyor. Bir şey yapmam lazım diyor ve yola çıkıyor. Ondan sonra açlıktan ölesiye, susuzluktan bitap düşünceye kadar sokak aralarında geziyor ve bu gezme fiilinin adına felsefe deniyor. Hiçbir zaman size hakiki bir kapıya ...gerçek bir ihtiyacınızı karşılama noktasına getiremiyor ve getiremez. Çünkü felsefe bilmenin de böyle bir iddiası yok. Benim e, anlayamadığım konu şu. Bütün insanlığı da mutlak surette felsefe okumaya mecburmuş gibi anlatıyorsunuz. Eğer bu mecbur ise o zaman bu mecburiyetten bir sonuç isterim. İnsanlar çalışmalıdır. Niye? Rızkını temin etmek için mecburum. Ama felsefeyi niye yapmam lazım diyorum... Diyor ki bize düşünsel boyutlarda derinliklere ulaşmak için. Tamam ulaştım şimdi ne var o derinlikte? Hayır diyor felsefe aramaktır. O zaman ömrü billah aramak demek bir bilim olarak değil. Zaman zaman bunu bu Türkiye'dekiler de söylüyor bazen yurt dışındakiler de. Arayıştan duyulan hazdır. E, o zaman çok da bilimsel bir şey olduğu söylenemez. Mantık işte tam da burada devreye giriyor. Mantık aslında felsefenin bir konusu değil bütün ilimlerde kullanılan basit bir araçtır. Bugün sonu çok parlatanlar, arkadaşlar, dostlar var ya yapmayın. Çünkü yeni bir yeni bir dünya aralamaya kalkmayın. Gazali mantık ilminde olmayanla tartışma yapmayın derken Gazali'nin kendisi sıfırdan 100 sayfalık, bin sayfalık, 10.000 sayfalık bir mantık kitabı yazmıyor. Zaten Çünkü böyle bir şey değil. Küçük bir risalesi var. Reddiyesini yapıyor Asıl ve konuyu şey bu atıyor. kadar. Yani demek istediğim günün sonunda beni bir sonuca yok. ulaştırmıyorsa hayır. mantık bunun neresinde? <laughs> Burada mantık yok. Gezmek. Hmm. Her şeyde mantık mı olmalı? <gülüyor> <gülüyor> en sayfa... azından mantık biliminde mantık olmalı diye evet. düşünüyorum. Evet. Güzel fikir. Ben sayfa 45'e gittim. Buyurun. Bozuluşa tabi olmayan etkin bir varlık, var olmayı bırakamayan ve yokluğa imkansız bir varlıktır. Şüphesiz bizim problemimiz tam olarak olamayanın ve imkansız etkisiyle ilgilidir. Halbuki yaratıcının imkansızlığı yoktur. Çünkü mümkünü yaratan odur. Buradaki imkansızlık mantıksal imkansızlık değilse ne tür bir imkansızlıktır? Sual ne diyor? Problemi olaya Hristiyan teolojisinden bakmış. Yani demek ki siz mantık ilmini kullanırken bu aracı kim olarak kullandığınız da önemli. Bu mantık ilmini Hristiyan teolojisinden hareketle yürütürseniz orada bir kere dualizm var. Yani Tanrı'dan doğan bir oğul var. Hazreti Meryem'in tanrısal özelliği var mı yok mu tartışması var. Kutsal ruh diye bir kavram var. Bir üçleme ve tesis anlayışı var. Buraya mantık aracıyla yani penseyle, penseyle yapılamayacak bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla mantık ilmini kullanacağınız aracın herkesin aynı yerden kullanarak aynı sonuca ulaşamayacağına dair de net bir çözümleme olur. Sayfa 51. Aynı yerdeyiz galiba. Buyurun. Anelmus'un argümanını şöyle ifade evet. eder. Bir ahmak bile en azından zihninde kendisinden daha büyüğünün tasavvur edilemeyeceği bir şeyin var olduğuna ikna olur. Çünkü bunu duyduğunda onu anlar ve her ne anladıysa o zihninde var olur. Ve şüphesiz ki kendisinden daha büyüğünün tasavvur edilemeyeceği bir şey yalnızca zihinde var olamaz. ya Anselmus bu şekilde Tanrı'nın varlığını e, İza etmeye izah ettiğini, çalışıyor. kanıtladığını söylüyor. Bunun üzerine mantıksal yürütmeleri var yazarımızın da. Ve bu mantıksal yürütmelerde garip bir yer var ama sen söyle. Ee, Buradan ama sadece Anselmus'un çıkarımından Hı -hı. yola çıkarak herkes kendi tanrısını tasavvur etmiş olmaz mı burada? Hem öyle hem de büyüklük kavramını bunlar gerçekten büyüklük olarak sanıyorlar. Ölçülebilir bir büyüklük. <laughs> Yine Hristiyanlıktan harekete geçiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kebir en büyük oluşu, Allahu Ekber ifadesindeki en büyük oluşu bir şeye kıyasla büyüklük değil. Ama Hristiyanlıkta kıyas var. her ne kadar kıyas olsa bile Tanrıyı ayrı bir yere koymak zorundalar. Evet. Çünkü bu bir din. Evet. Ama burada işte ayrı bir tanrı olmuyor. Olmuyor. Yani. insansı bir tanrı oluyor. O işte Hristiyanlık ya. Herkesin aklında kendince tasavvur ettiği farklı farklı tanrılar evet, ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Zaten argüman aşağıda ne kadar mantıkla izah edilmeye çalışılsa da kendi içinde çürüyor diyor ya. Buradan hareketle argüman aşağıdaki gibi ilerler diyor. Mantığın klasiğinden başlıyor. Bir diyor. Tanrı zihinde vardır ama gerçekte yoktur. 2. Gerçekte var olmak yalnızca zihinde var olmaktan daha büyüktür. Bu bir iddia, öncül diye yazıyorsun ama bu bir iddiadır. 3. Tanrının bütün özelliklerini ve ayrıca gerçekte varoluşa sahip bir varlık tasavvur edilebilir. Tasavvur edilemez zaten o yüzden Tanrıdır. Tanrının bütün özelliklerini ve ayrıca gerçekte varoluşa sahip olan bir varlık Tanrı'dan daha büyüktür. Bu da bir iddiadır. Tanrı'dan daha büyük bir varlık tasavvur edilebileceği geliyor şimdi 1 ve 2'den. Ee, o zaman Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu bilmeden bundan daha büyük bir varlık tasavvur edilemez. Zaten oradan devam ediyor. Tanrı'dan daha büyük bir varlığın tasavvur edilebileceği yanlıştır. Evet oraya geldik. Demek ki sonuç geliyor. 1'den 6'ya. Demek ki Tanrı'nın zihinde var olup gerçekte var olmadığı yanlıştır. Şimdi gerçekte var olmayan bir şeyin zihindeki varlığına atıf yapma gayreti büyüklüğü kıyastan hareketle mantık kurmandan kaynaklanıyor. İşte bu da Hristiyanların yaratıcıyı insan gibi tasvir etme gayretlerinden kaynaklanıyor. İslam'da ise Cenab-ı Hak sabur ismi şerifiyle sabırlıdır denildiğinde bu insanlardan daha sabırlıdır anlamına gelmiyor. Büyüktür dediğinde en büyüktür dediğimizde bir şeyden daha büyüktür anlamına gelmiyor. İşte o yüzden diyoruz ya Müslüman değilseniz mantık ilminde istediğiniz kadar derinleşin. Cenab-ı Hakk'ın varlığını mantıksal olarak da izah edemezsiniz. E, hatta 53'te şöyle bir ifadesi var yazın. Tanrı her şey güce yetendir, zorunlu bir yargıdır diyor. Bir ilahı. Yani sonsuz bir varlığı varsayarak onun her şey gücü yeten olması reddedilemez. Çünkü iki kavram birbirine özdeştir. Ama Tanrı yoktur dediğimizde ne her şey kadirlik ne de başka bir yüklem verilmiş olur ve hepsi özneyle birlikte reddedilir. Dolayısıyla böyle bir yargıda en ufak bir çelişki yoktur diyor. Ama buradaki de güç mantığı yine power'dan harekete geçerek yani onun ölçülebilir olduğu düşünülerek yapılabilir oluyor. O da karmaşaya sebep oluyor. 55 ton devam var. Biraz detaylı bir evet. konu. Mantıklı da öyle bir sıkıcı taraf vardı diye geçiyorum. Ee, sayfa kaça gitmişim? Çok örnekler fazla. 76'da bir ifade var. Buyurun. Zihinde var olma durumuna benzer bir şey burada bulabilir miyiz? Örneğin. Zihinde var olduğu varsayılan hayali bir varlığın yüklemini Önceden varsayabiliriz. Şimdi zihinde var olduğu varsayılan hayali bir varlığın yüklemi. Merak ediyoruz şimdi. Bir kanguru ile Yusufçuğun melezi olan Ferdinandlar. Ferdinand adını verdiğim korkunç bir hayvanı hayal ettiğimizi varsayalım. Tamam. Buna göre Ferdinand zihinde var olacaktır. Zihinde var olmuyor. Zihinde imgeselleştiriliyor. Kaçırdı burayı. Öyleyse Ferdinand hakkında gördüğüm bir rüyaya anlattığım varsayıldığında bu husus zihinde var olduğu varsayılan bir varlığa hayali varoluş yüklediğim bu durum bir durum mu olacaktır? Yanıt elbette hayır olmadı. Niye hayır diye soruyoruz. Çünkü diyor dün hayal ettiğim şeyin Ferdinand olduğunu rüyamda gördüm ifadesi herhangi bir şekilde benzer bir hayali ifadenin gerektirdiği sonuçlara sahiptir. Yani bu ifade gerçekten bir rüya görmemi gerektirir. Şimdi işte buradan da şunu anlıyoruz. Bu insanlar zihinlerinde meydana getirdikleri imgelerin gerçeklikle gerçek olmayan arasındaki farkı yazar görmezden gelmiş. Bu ve buna benzer anlatımlara zaman zaman Müslüman dünyada da düşülmüştür. Buradan da şeyi anlıyorum ben. Bu klasik mantık hareketinin üzerine inancın gereklerini koymadıkça bu mantık bir araç olarak kullanılacak bir mecra bulamıyor. Dolayısıyla mecra üzerinde konuşamıyor Yani iyi mantık konusunda iyi cevap veren birçok önemli isminde bu alanda mutlak surette bir anlayışa, bir inanışa, bir ibadete e, yaşantısında olduğunu görüyoruz. Bir henk noktasına sahip olması gerekiyor. Sonra 89'da yine Ansel Musa bir atıf var burada da bir önerme var. Bir deneme mahiyetinde söyleyeyim. Anselmus'un argümanının esas kısmı şöyledir diyor. Kendisinden daha büyüğü düşünemeyen varlığın kısaltması Tanrı olsun. Bak yine büyüt Bu durumda diyor. Tanrı zihinde vardır ama gerçekte yoktur. Gerçekte var oluş yalnızca zihinde var oluştan daha büyüktür. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun bunu. Tanrı'nın bütün özelliklerine ve gerçek varlığa sahip bir varlık düşünebilir. O halde 2 ve 1'den Tanrı'nın bütün özelliklerine ve gerçek varlığa sahip bir varlık Tanrı'dan daha büyüktür. Bu yüzden Tanrı'dan daha büyük bir varlık düşünülebilir. Ve 4'ten 5 önermesi burada kendi içerisinde çelişkili görünür. Zorunlu olay doğru oldukları iddia eden öncüler 2, 3 ve Tanrı tanımının da yardımıyla 1'den çıkarıldığı için 1'in zorunlu olarak yanlış olduğu sonucu çıkar. Tanrı zihinde vardır. Dolayısıyla gerçekte de vardır. Olmaz işte bu. Çünkü zihinde yok. Zihinde ingeselleşmiş sadece. Yani bu konuda baya bir çelişkiler var. Mantık bilenlerin e, edebiyat vesaire bu konulardaki sıkıntıları. Yine 111'de her şey gücü yeten Tanrı bizim Tanrı tasavvurumuzun bir gerekliliğidir. Kanımca Tanrı her şey gücü yetendir. Önermesine mantıksal olarak zorunlu olduğunu söylemek bu noktayı farklı bir şekilde ortaya koymaktan başka bir şey değildir diyor. Ve yazar daha önce söylediği sözü tabiri caizse biraz çiğneyip geçiyor. Böyle çok fazla öner var. Doğal ateolojiden falan geliyor. Çelişkilere yer veriyor. Ama okudukça 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 derinlerine gittikçe şimdi izleyenlerimizi çok fazla yormak istemiyorum ama bütün bunları üst üste koyduğum zaman çok yerleri çalıştım ama diyorum ya onunla çok vakit kaybetmeye değer mi değmez bir soru işareti. Sonuç ve nihayet kitap yaratıcının varlığını her zamanki gibi klasik mantık üzerinden ispatlayamıyor. Ama e, Hristiyan dünyası için onları tatmin edecek bir süreç oluşturuyor mu derseniz bunu Calvinistlere bir sormak lazım. Biz Müslümanlar çok da aman aman alalım okuyalım dur adam bir şey yakalamış diyeceğimiz bir kitap olamadığı için ve üzerinde saatlerce konuşamayacağımız için... Ee, klasik dünyamıza dönüyoruz. <laughs> Sarıktan fese. Evet Ahmet Emin. Evet, evet Ahmet Emin. bir18 Aralık 1952'de ikinci baskıya ön sözü yazmış. Evet, ben bu birinci sayfadaki bir şey var. Bu kitapta bütün doğrulara yer vermediğimi ama sadece doğruları söylediğimi ifade etmeliyim. Güzel. Diyor. Hoşuma gitti. Halktan toplanan vergileri gelince ne sistemli ne de adil olduğu söylenebilirdi. Kodamanlar kimi zaman vergi ödemekten kaçabiliyor ya da gerektiğinden daha az miktarda ödeme yapabiliyordu diyerek Ahmet Emin'in Mısır'da yaşanan süreci bugüne ne kadar yakın olduğuna dair bir izlenim evet. taşımakta. Tabi Ahmet Emin hangi dönemde yaşıyor? 1800 yılların sonu ve 1950'lere 1950 kadar. kadar yaşıyor. Yaklaşık 70 yıllık herhalde bir hayatı var. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 52-53 falan evet, galiba. 52 ikinci söz. ikinci ön söz. ikinci baskın ön söz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin çöküşüne, Mısır'ın işgaline hatta Türkiye'de birinci, yaşanan dünya Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'na, Osmanlı'dan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşüm sürecinin hepsine tanıklık ediyor ve bu tanıklığında bana e, sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim şark dünyasında yetişen ilim tayfesinden, çünkü Ahmet Emin yıllarca eser okuyor, hocalık yapıyor, sonunda Batı dünyasına bakıp ağzından şapır şapır sular dökülen genç bir adamı hatırlatıyor. Bu konuda çok acıdım, çok sıkıldım, çok üzüldüm. Yani demek ki biz bugünkü gençlerin şey diyoruz ya Batı dünyasına bakıp bu kadar özenmeyin, yapmayın, etmeyin. Bu böyle değil, böyle değil. Geçmişi çok eski. Ben bir ediyormuş. baktım ki yıl 1880'miş. Ahmet Emin zaten bugün yaşayan bir çocuktan Hiç tek bir farkı, farkı yok yani. sosyal meclisi yokmuş. Bu kadar. Ama o Batı'yı bir anlatışı, Osmanlı'yı bir anlatışı, kendi Mısır halkını anlatışı bunu da eser alimlerinden birisi olarak yapması. Hesabı ama kitim. babasının zoruyla gittiğini ve hiçbir zaman bağdaşamadığını anlatıyor. Sonra taka gidiyor ama yani devam ediyor. Onu artık bırakamıyor Onda yani. da işte miyotluktan dolayı biraz. <laughs> yani oradan devam ediyor ve burada aşağılık kompleksinin yeni bir problem olmadığını, batı manyaklarının 1800 yılları arada kalmışlığı da var. Arada bir gidip hani geliyor. Benim çocukluğum ve çocuklarımın şimdiki haline baktığımda deyip, biz gene daha iyiymişe geliyor o şartlara rağmen. Yani yani bir karmaşanın içinde kalmış açıkçası. 1880 ama karmaşa diyorsun da işte karmaşa dediği şey ortada kalmıyor ama günün sonunda yargıları var bu adam. Evet o yargıların da sebebi de belli aslında da. Tamam o sebeplerde bugün de aynı şeyi görüyorum ya demek ki 200 yıldan beri devam ediyor söylemimiz. Cuk diye yerine oturuyor bu kitapta. Yok Amenna ve saddakna yani. Yani 1886 Ekim ayının başında doğmuş olan bir isimden Üzücü bir kitap o yönden evet. ama başarılı bir kitap olmuş. En azından dönemin hani anlaşılabilirliği ve dönüşümü açısından. Evet bunu anlamak için önemlidir. Sayfa 33. Sen daha üsttesin. Hiç unutmuyorum günlerden bir gün sokağımızda bir düğün merasimi yapılmış. Bazı konuklara alkollü içki takdim edilmişti. Mersa bıyıkları yeni terlemiş biraderimi içkili masada görenler olmuş. Bu haber babamın kulağına gidince kardeşimi bayıltana kadar dönmüştü. Yani içki meselesi Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanmakta idi. Sayfa 34'te de şöyle bir devam eti var. Nihayet maddi medeniyet evlere hücum etti. Elektrikli aydınlatma, radyo, televizyon, ısıtıcılar, soğutucular, farklı şekil ve renklerde envai çeşit ev eşyaları artık hanelere girdi. Peki acaba bütün bunların çoğalması hanelerine saadetini arttırabildi mi? Bu yeni dönemde kadınlar açıldı. Annem ve kız kardeşlerim tesettürlü insanlardı. Tesettürsüz bir şeydi. Kimseyle muhatap olmaz. insanların arasına karışmazlardı diyerek çok da bizden uzak olmayan bir dönemi anlatıyor. Sonra 37'ye gittim ben. Buyurun. Açıkçası benim büyüdüğüm evde olduğu gibi dini elimin baskın olduğu evlerde yetişen kimselerden bizzat tanıdıklarım var. Ama bu kimseler hayatlarının ilerleyen safhalarında bu eğilime karşı isyan bayrağı açtılar. Sonrasında da bu eğilime zıt ne varsa o mecralarda dolaştılar. Tıpkı bugün olduğu gibi bunun da bir aşağılık kompleksinin göstergesi olduğuna dair önemlidir. E, sayfa 43'teki şu ibare önemli, kitabın önemli bir kısmında da göreceğiz. Şeyh Muhammed Abdü Eser'in eski usul şadırvanlarını kaldırıp yerine musluk koydurduğunda bu tasarrufuna karşı çıkılmış ve kınanmıştı. Yani Muhammed Abduh'u da anlatıyor burada. E, bu İslam dünyasındaki büyük e, katilliğin tabiri caizse e, yani aşağılık kompleksinin heykeli. Zaten sonra. işte demeye çalıştım oydum. Muhammed Abduh'un fikirlerine bu kadar bağlandığı için o arada kalıp sendrom yaşıyor. Başladığı neymiş Muhammed Abduh? Çadırmanı kaldır, musluk tak. Eserde o arada insanlara dağıtılacak paranın bulunamadığı günler var anlattığı şadırvan da pek hoş bir şey değildi ama o aslında olabilir bir şey gibi gelmedi bana. Yani ab... bir Aa, kuyu yaptılar. var. su geliyor, abdest alıyorsun Hı -hı. ve elini yıkadığın su tekrar aynı kuyuya gidiyor. E bu suyla abdest alamazsın. Evet, o kuyular da ayrı da sonuçta bunu yaptılar biliyorsun Osmanlı ama döneminden çok de Çok büyük bir kuyudan çıkıyor. bahsetmiyoruz orada ha, küçük ya. de ayrı bir mesele de. ama şadırvan dediği bunu akarsu. Akmaya devam eden su. Altta aynı su dönüyor ama Gidiyor. Altta nerede aynı su dönüyor? Havuzlardan aşağı gidiyor. Ya burada <laughs> benim anladığım şey bir su birikintisi var. Hayır, devamlı yok, aynı yok, su dönüyor. Yani. Yok, hayır. Alttan de gidiyor, devir yok, daim yok. oluyor. Bir şey yok. Yok. Çünkü dedim hani. Adam sadece şunu yapıyor. Adam akan suya musluk su takıyor. Bu. Ve yenileşmiş oluyor. İngiliz işgalinden 4 yıl sonra dünyaya geldiğini ifade ediyor. Sayfa 45'te o dönemde Hı. Avrupalılar medeniyet anlayışlarını Mısır halkının küçük bir kesiminin haricinde henüz yaygın haline getirememişlerdi. Halkın Avrupalılara öykünen kesimini onlarla hemhal olan aristokras sınıfı oluşturuyordu. İşte buradaki çocukların aristokrasi olan ilgileri. 46'da benim ilginç bir kelime dikkatimi çekti. O zamanlar komşuluğun kıymetini bilmeyen Avrupa'yılık henüz kendini bu kadar göstermemişti. Bu kültüre göre örneğin bir kimse arkadaşına komşu olarak yıllarca yaşamasına rağmen onu yakından tanımazdı. Dahası aynı evde ya da belki de dip dibe dairelerde yaşamalarına rağmen arkadaşlarıyla hemhal olup hatır sorma zahmetine katlanmazdı. Bizim muhitte ise komşuyu hayatın vazgeçilmez değeri olarak gören Araplık hakim. Evet. İşte burada da bizim ülkemizde de Türklük, Müslümanlık. Mısır'dasın. Zaten sen de Arapsın aslında. Ya, ya Arap değil, sen değilsin. yani o sevilen, coğrafyadasın. En sevilen gruplardan birisin bu arada yani. Yani Arapça dendiğinde fasih Arapçayla. Değil mi? Mısır. Eser Üniversitesiyle anılan hani diğerlerinin de aşağılı kompleksine girmesine mantıklı bulmayız ama şey, coğrafya olarak da zengin Somali bir coğrafyadasın. değilsin yani. Endonezya şey değilsin işte aşağılardaki Etiyopya değilsin. değilsin. Mısırsın. Yani tarih boyunca tarih, zenginliğin, medeniyet, medeniyetin, şey bilimin beşiğindesin. İşte demek ki aşağılık kompleksi nasıl bir hastalıktı ki 1700 yıllarının sonunda başladı. Yani, aristokrasiyi sardı. Osmanlı ile zirve yaptı. Ki Mısır'a yayıldı. Eserde okumuş birisin. Hadis-i şeriflere hakimsin. Hı hı. Hani Neredeyse komşuya i̇şte miras düşecekti diyen Resulullah'tan sonra sen komşuluğa dönüp de nasıl Aha. Araplık diyebilirsin? Bu okuduğunu yaşamamanın sonucu mu yoksa dışarıdan gelen yani dışarıdan birisi bana aşağılık kompleksi olmayı öğretebilir mi? Hayır. O zaman benim içeride yapmadığım bir şey bana bunun sebep oluyor. Dışarıdan birisi sadece bunu tetikleyebilir ama buna senin meyyal olman meyyal gerekir. olman lazım. O zaman sen anlattığın ve okuduğun şeylere inanmama dönemi burada başlıyor demek. Ki. Çünkü okuduğu şeylerin çoğunu aslında babasının zoruyla okuyor ve istemeyerek yapıyor. Yani benim görebildiğim o kitapta. Biraz öyle bir başlangıcı var evet. Biraz öyle bir baş. Ama orada da aynı şey mi var acaba? Yani böyle bir dönemdeyiz İngiliz işgali altındayız. Yani serde okuyacaksın ya da perişan olacaksın gibi bir algım var? Hayır orada babası da eser mi yoksa mesleki okullar mı Diğer farklı şeyler var. mi diye bir tereddütleri Eyvallah. var. O kendi kişiliğiyle alakalı belki de babasının o sert üslubu bizim de bir nesli yok ettiği gibi o sertlik. Benim sayfa 49'da bir dipnotları okumayı sevmem ama bir şeyin dikkatimi çekti. Buyurun. Mısır'dan 1926'ya kadar kesintisiz gönderilmiş olan hmm. Mahmili Mısri var. Yani İstanbul'dan 1918 sonrasında Mahmil yollandığına dair bilgi bulunmamakla birlikte diyor. Dörtgen bir ahşap çerçeve üzerine dört yüzlü bir piramit e şeklinde olan Mahmil, üzeri altın ve gümüşle bezenmiş yazılar, ipek püsküller, çeşitli nakışlar ve kıymetli taşlarla Süslenmiş bir atlasla kaplanırdı. Kahire sokaklarında görülen Mahmut Temmuz 1952 hür subaylar ile son bulmuştur. 1950'ye kadar devam ediyor. İngiliz işgalinden kurtulunca. Evet. Değil mi? Bu Mısır'la ilginç benzerliklerimiz var. Çok mesela. fazla var ki işte önümüzdeki haftada o yüzden Mısır'la ilgili evet. bir kitap okumaya devam edeceğiz. Hemen, 65. sayfaya gittim ben. Iklimen. 57'deyim ondan önce. Büyüdüğüm mahallede edinip son derece faydasını gördüğüm bu tecrübelerimle bugün o yaşlarda olan çocuklarımı kıyasladığımda bambaşka bir eğitimden geçtiklerini görüyorum. Şimdinin çocukları ne komşu nedir biliyor, ne mahalle ahalisiyle hemhal oluyor ne de bahsettiğim türden ilişkileri gözlemleyebiliyorlar. Ki anlattığı şeyler çok da böyle hoşlanmadığımız bizim bugün hmm. varoşlarda kaldı ya hmm. da tamamen bitti dediğimiz mahalle ilişkileri diyelim, kavgalar vesaireler. Neticede bizim tabi olduğumuz eğitim, edindiğimiz tecrübe ve kelime dağarcığımızın yanı sıra halkımızın özüne dair malumatımıza karşılık onların toyluk ve cehaletinin aramızda nasıl bir uçurum oluşturduğunun farkına varabiliyoruz. Burada merkeze eğitim alması hep dikkatimi çekiyor. Yani ee, çocukların değişimini biz tarih boyunca bütün bozulum sürecine eğitime bağlıyoruz ve bütün sömürgeleştirme tarihinde de hırsızlık yaptığı kadar eğitime İngilizlerin ne kadar değer verdiğini görüyoruz. İşte orada garip olan Muhammed Abduh'un görüşü biz halkı eğitimle ayağa kaldıracağız diyor ki görüyoruz eğitim Ama zaten İngilizlerin elinde. Muhammed Abduh'un mezarı hakkındaki açıklamayı gördün mü? Gördüm. Bak oraya gelince ne karşımıza çıkacak. 65. Buyurun. Okulun giderleri 1. Abbas'ın validesinin himayesindeki vakıflar tarafından karşılanıyor. Öğrenciler ise mecani okuyorlardı. Okulun kendi az gelenekleri vardı diyerek e, El Üniversitesi anlatıyor. Yani öyle bir vakfi kültürüne sahipsiniz ki mesela bu kültürden hiç bahsetmiyor. Hiç övünmüyor. Hep bir aşağılama var. Çünkü Hidiv'den nefret ediyor aslında. Evet. Sayfa 75. Ondan önce 71'deyim ben. Buyurun. Bir dönüşüm var burada. Hı. İşte şimdi aşağı yukarı 14 yaşıma geldiğim zamanlardayım. Babam artık bana takım elbise, fes ve çizme yerine kaftan, cübbe, sarık ve kundura giydiriyor. Evet. Çünkü evet. esere başlayacak. Evet. Bundan önce daha böyle yeni, daha modern bir eser. okula gidiyordu. Evet. Takım elbise, fes ve çizme evet. yerine kaftan, cübbe, sarık, sarık kundura, kundura. İnsanlarda sarı ancak yaşı ilerlemişlerin yahut vakur hocaların sarabileceğine dair bir algı hakimdi. Benim gibi küçük yaşta olanlara gelince onlar ancak fes veya takke takabilirlerdi. İşte sırf bundan dolayı bu halime çoğu kez gülenler oluyordu. En baş belası durum ise okulda beraber okuduğum birinin beni görmesiydi. Zira beni bu halde gören kimse çarpıldığımı, dahası medenileştikten sonra bedevileştiğimi sanıyordu. Ve bunu İngiliz işgali altında söylüyorsunuz. İşte ben de diyorum ki Osmanlı devleti de İngiliz e, sömürgesi haline getirmek üzere İstanbul işgal edildikten sonra bu toplumun tamamı kuvva eminleyici olma derdinde değildi. Değildi. Bu toplumun da önemli bir kısmı Ahmet Emin gibiydi. Bugün bunu Ahmet Emin daha üzerinden çok daha okuyorsak… Bugün bunu Ahmet emin üzerinden okuyorsak Ahmet Emin aslında İstanbul'daki pek çok İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içinden yetişmiş adamdan farklı bir adam olarak yetişmedi. Yani Ahmet Emin'e en fazla ahmak diyebiliriz. Hainliğinden bahsedemeyiz. Aynen. Ama Aynen. burada aşağılık kompleksi orada bir ihanet var. İngilizlerin girişinde balo da... verenleri de biliyoruz. Ama düşmüş ahmakları da de var yani. Tabii ki. Çok enteresan. Sayfa 75. Öğrenci eserin kayıt defterine işlendiği zaman kendi haline bırakılırdı. Hmm. Alacağı dersleri okuyacak kitapları ve bunları okutacak hocaları bizzat kendisi seçerdi. İslam dünyasında hmm. mümkün değil. Demek ki eser kırılımı yaşamış. Hiç kimse öğrencinin ne yapıp ettiğini de soruşturmazdı öğrenci herhangi bir iş için filanca kitapları filanca hocalardan okuduğuna dair bir şehadetnameye ihtiyaç duyduğunda ise ona sadece dilediği kitapları dilediği hocaların isimleriyle birlikte bir kağıda yazmak kalırdı. Şeyh Muhammed Abduhun Belagat yahut tefsir dersleri gibi ilave derslerde akşam namazını takiben olur. Yani bu üniversite, bu kadim üniversite bu tarihlerde çoktan alt üst olmuş, çoktan insanları özgürleştirme fiiliyle perişan edilmiş. Bugün bu okuduğumuz kitap 200 yıl önceki dünyada da aynı şeylerin yaşandığını gösteriyor. Yani o bizim hani Osmanlı medrese sisteminde Kadızadelilerden sonra böyle değişen bir hani özellikle vakfiyenin de ellerinden alınmasıyla çöküşe giden bir medrese sistemimiz var ya. Evet. Sanırım eser de onu yaşamış. Amenna. Sayfa hey, 83. 111. Buyur. Eser Şeyh Muhammed Abdullah hakkındaki zındıklık ve dinsizlik yakıştırmalarına hiç kulak asmayan parlak ve zihni vardı bu arkadaşın. Niye parlak zihni var? Kitabın sonunda çıkacak. Şeyh Abdullah'ın Kur'an tefsiri derslerine katılır. Yine ondan Delailül İcaz ve Eserü Belaga adlı eserleri dinleyerek takip eder diyor. Yani burada Şeyh Abduh'un Kur'an tefsir dersleri verdiğine dair yani bölgede üniversitede ne yapılırsa yapsa atılı almış, kabul edilmek mevzu altında bırakılmış. Sonra devam etti. 89'da bir şey var. Şimdi bu hadiseyi anlatırken aklım oğlumun o yaşındaki günlerine gidiyor. Üniversite öğrencileriyle Avrupa'ya gittiği Yunanistan'ı, Romanya'yı, Avusturya'yı, Polonya'yı gezdiği gözlerinin önüne geliyor. Bir yandan bu ülkelerin tarihi eserlerini görüyor, mutlu oluyor, imreniyor. Diğer yandan birçok havadisten haberdar oluyor. Ben ise yeni neslin şuncacık süre zarfında ne kadar çok gelişme kaydettiğine hayret etmekten kendimi alamıyorum. Yani bu batı psikopatlığı ruh hastalığına dönüşmüş ee, sayfa Ha sayfa 95'te güzel bir şey var. işte orada bir değ değmeler başlıyor. Diyor ki gurbetin yangını unutup kıyıların tenhalarını bir şeyler okumayı çok severdim. Buralarda Gazali'nin eserlerini okudum. İçindeki tasavvufi eğilimi fark ettim. Güçlü üslubundan etkilenen Nehçül Belaga'dan birçok beyit ezberledim. Nehçül Belaga Hazreti Ali Efendimiz'e ait olduğu ifade edilen bir kitaptır. Pek çok defa dezonformasyonlu çok baskısı vardı Şia tarafından ayrı bir konu ama böyle bir eser var. Hakikat şuraya geliyorum ben mesela. Evet, bütün bu aklı başında ve aslında köken ve maya itibariyle e, sağlam. sağlam insanlar günün birinde işte tasavvufla mutlaka karşılaşıyorlar. Hatta gidiyorlar, yetmiyor, evet. ders alıyorlar. Hatta e, bir şeye de tabi oluyor. E, ya yani aynen öyle oluyor ama tekrardan başa dönmesi o aşağılık kompleksi bunu ezip geçiyor. 102'de ise şu karşıma çıkıyor. Milli duygularıma gelince, sonuçta bu çocuk bir Mısırlı o zamana kadar pek kuvvetli olmadığını söyleyebilirim. Evet bu kuvvetsizliği ama şey gibi değil. Ümmet bilinciyle hareket ediyor olmanız e, imkanı, şeriatı. Zira İngiliz işgalinden 4 sene sonra dünyaya gelmiştim. O sıralar Mısırlıların üzerine bir tür korku ve ümitsizlik hali çökmüştü. İngilizler görünüşlerini debdebeyle gücün gölgesine sığındırmışlardı. Mısırlıların birbirlerine ettikleri zulmün yanı sıra başlarındaki yöneticilerin yapmış olduğu mezalim de bu vaziyete sebep teşkil ediyordu diyerek aslında İngilizlerin oynadığı oyunda bir yandan tepeyi alıyorsun. Halka baskı kuruyorsun ve ilk ele geçirdiğin yer kültür, eğitim. Başka bir şey yok. Dünyada bile hala şu anda dünyanın dört bir tarafından en çok öğrencinin okumaya gittiği yer yine İngiltere. Amerika tabii ki son dönemde öne, öne geçti. Sebep nüfus anlamında ve üniversite sayısı anlamında daha fazla olması ama Üniversiteye bölsek belki de İngiltere hala dünyanın bir numarası. Efendim? 111-112 aynı yerdeyiz. Ah, buyurun. Vakıa okulun hoca kadrosu ilginç bir hal almış. Evet aynı yer. Bir tarafta sadece eserde tahsil görmüş, bütün dünyayı eser ve çevresinden ibaret olan eserli bir şey. Diğer tarafta İngiltere ve Fransa'nın en meşhur üniversitelerinden mezun olmuş, bambaşka tarza sahip. Tarih ve tabiat bilimleri hocaları. Başlarında ise Esher, Darül Ulum ve İngiltere'de eğitim almış bir müdür. Hmm. Bu hocaların her biri öğrencilerini kendi renklerine göre renklendirip kendi boyalarıyla boyuyor. <laughs> onları kendi yöntemlerine göre eğitiyorlardı. İlginç olan da bu işte. İşte hiçbir şey değişmiyor. Ve hepsinin bir arada bulunması o dönem sadece halkın tepkisini kırabilmek adına. Şimdi bak o İki satır altta ne var? Hocalarda da vaziyet pek farklı değildi. Coğrafya diye bir şey hiç duymamış, dünyanın beş kıtadan müteşekkil olduğundan bir haber olan eski zihniyet eksik değildi mesela diyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Kimileri biraz daha ileri giderek ne kadar Asri olduğunu göstermek için dünyanın Asya, Afrika ve Anakara olmak üzere üç kısma ayrıldığını ileri sürerdi diyor. Yani bu kadar bir felaket geçirmiş İslam dünyası. Yani, yani bugün, eser dediğimiz üniversite bu. Aynen. Bugün kızıyoruz ama 200 sene önce geçmiş bu buldu Özel bu İslam dünyası üzerinden. Evet. 116. Çok defa dersin dışına çıkar. İslam'da kabir ziyaretinin evet. olmadığı çağrısından tutunuz Enbiya ve evliyanın şefaatini inkara varıncaya kadar Şeyh Muhammed Abduhun öğretilerinden söz ederdi. Demek ki bu adamların derdi oynama biçimleri başından beri hiç değişmedi. 200 sene önce de hedef Evliya Allah ve Peygamber'in şefaati bugün de aynı Aynen öyle. Ha, 121 sende arasında bir şey var mı? Buyurun. Var galiba. Buyurun, buyurun. Müzakere oturumları ve gazetelerde dönen şiddetli tartışmaların ardından El Camiatül Mısriyatül Ehliye Hı. yani Mısır Milli, Milli Üniversitesi. Üniversitesi. Ne girişti değil mi? Evet, medrese tül kazayla aynı senede kuruldu. Gerçeği söylemek gerekirse tartışma konusu oldukça tuhaf ve komikti. Öyle ki ilk öğretimin genişletilmesi ve yeni küttaplar açılması mı yoksa yüksek öğretimin tesis edilerek üniversite inşa edilmesi mi Mısır için daha iyidir? Soru bu. Evet. Şeklindeki iki soru sanki her ikisi bir araya getirilemeyecek iki zıt uçmuşçasına tartışmaya açılmıştı. Fakat İngiliz siyaseti bunu, bunu gerektiriyordu. Zira arada... bu siyaset toplumda fikir öncüleri çıkardığı için üniversite eğitiminden saf zihniyat edilmesini istiyordu. Bunun için de ilk öğretim ve önceliği diye bir fikri ihdas etmişti. Peki aynı şey Türkiye'de yapamaz mı? İşte ona geliyorum ben de. Nihayet Buyurun. üniversite inşa edilmesinde çağrıda bulunan biri Yine. meydana çıktı. Hı. Üniversitenin tohumları atılıp büyümeye başladığında dönemin önde gelen oryantalistlerinden buraya davet edilenler oldu. Üniversitenin binası ise bugün Amerikan Üniversitesi'de evet. Üniversitesine ev sahipliği yapan bina olarak belirlendi. Tanıdık geldi mi? Aynısı. Birebir burada Hangi binaydı? Mısır Milli Üniversitesi. Hı. Ne oldu? Amerikan Üniversitesi. Birebir aynısını yaşadık biz. Üniversitede okutulan derslerden Profesör Nallino'nun Arap Astronomi Tarihi, Profesör Santillana'nın İslam Felsefesi, Profesör Guidi'nin ise Arap coğrafyası dersleri ilgimi çekiyordu. Açıkçası derse, benim de ilgimi çekti. Yani ve bu dersleri verecek adamınız kalmamış. Onlar veriyor. Size ya da, İslam coğrafyası kendi istediği gibi veriyor. Aslında Mısır Milli Üniversitesi en baştan Amerikan Üniversitesi olarak kurulmuş olabilir mi? Bir anda fon çıkıyor ya hani. Kesinlikle. Zaten başına milli kelimesi varsa. Arkasında İngiltere vardır. Fransa vardır. Olmadı Amerika Bunu vardır. Bunu söyleyince bize çok kızarlar. Ama tarih budur. Sayfa 128. Ha ben 127'deyim. Bunu. Akillerin hatası Hı. diye bir yazı kaleme almış öğrenciyken üniversitede deneme şey, yapmış. Evet, bir gazetede yayınlatmak istiyor. <laughs> Başlıklı bir yazı kalemi alıp Sad Zalül Paşa'nın Marif Nazırlığı'nı bırakıp Hakkaniye Nazırlığı'na yani Adalet Bakanlığı'na Bakanlığı üstlenmesini eleştirdim. Zira Marif Nazareti'nin eğitiminde yeni prensipler vaz edebilmek için İngilizlere karşı çetin bir cihat yürütmesi gerekiyordu. Hangi cihat? Önce senin bunu e, net olarak anlaman gerekiyordu. İşte... Sen bunu anlamayın. İngilizlerin yaptığını sen savunacak hale geliyorsun ama bunun sen bile farkında değilsin. Yani Ahmet Emin'i e böyle okumak da gerekebilir Şimdi, biraz. Evet Mısır'da iki görüş var o dönemde. Birisi diyor ki önce Mısır'ı kurtaralım sonra halkın hani refah seviyesini yükseltiriz. Muhammed Abdu tayfası da diyor ki hayır önce eğitimle halkın refahını arttıracağız sonra halk zaten kendini kurtaracak. Sonra mı bakıyorsunuz ikisini yapanlar da aynı yerden suçmuş. Analiz doğru. Sağ sola, aynen. Sayfa, ha sen devam ediyorsun. Ha, 128. Müslümanların... Müslümanların zayıflıklarının sebepleri başlıklı bir tema belirleyip konferansında söz konusu zayıflıkların temelde iki sebepten kaynaklandığını ileri sürdü. Evet. Buna göre birinci sebep İslam ülkelerindeki yönetim düzeninin bozukluğu sebebiyle cümle tebaanın hak ve hürriyet ihlallerine maruz kalmasıydı. Birinci için. sebep bu. Hiç yani Hiç biz, tartışma. Biz, biz kötü yok. yönetiliyoruz. Biz kötü yönetiliyoruz. Bu birinci cümle. 200 senede bu söylenmiş. Bunu söyleyen bir ilim adamı sonuçta. Tamam. Ayrıca yönetenlerin kamu malını gasp ederek güçlerini şahsi emelleri için seferber etmeleri de ayrı bir olumsuzluktu. Bu da hiç değişmeden tamam. geldi. İkinci sebebi söyle abi. Din adamlarının zalim hükümetlere destek ve yandaş olmaları. Tamam bugün de söylüyor muyuz bunu? Hiç tamam. değişmeden. Şimdi peki benim söylediğim meseleye Gelmiyor muyuz? Hatta altında şöyle de aynısı Buyurun. devamı geçiyor. Dini temsil makamındaki kişiler hükümetle birlikte hareket edip halkı kaza ve kadere rıza göstermeye teşvik ediyorlar. İşte yani. deprem oldu, Allah yaptı diyorsanız... Birebir aynı cümleler. Mesela. Şimdi, 200 seneden beri aynı cümleyi kurarak herhangi bir şeyi değiştirebildiniz mi? Hayır. O zaman... Sosyolojinin hani iflasa gitmesini Şimdi sağladılar. O zaman ben de diyorum ki Ahmet Emin nasıl kandırılmış bir adamsa öyleyse öne sürülen bu sebeplerin bu şekliyle söylenmesini arzu edenler de İngilizlerdir. Bu sebepler değildir asıl olan. Bunları değiştirmek için yaşamın değişmesi gerekir. Yaşamınızı değişmedikçe bu sebepleri hem değiştirmek mümkün olmadığı gibi bu sebeplerden hareket edilerek istediği adamı istediği zaman tekrar getirmektedir. Yani sana işine gelmeyen bir adamı bu sebeple aşağı indirebiliyor. İşine gelen başka bir adamı da yine bu sebeple getirebiliyor. Yani pazarlama i̇şte sebebinin aynısı bu aslında. Burger e, mi hiç istersin yok. yoksa hiç öteki şey mi yok. işte. O zaman bugün de bizi izleyen genç kardeşlerimiz eğer bu sebepler vardır ve temel problem budur diyorsanız İngiliz'in oyununa gelmişsiniz. İngiliz'de durmadan 200 seneden beri bu cümleleri kurmanızı, bu yüzden ayrışmanızı, hiçbir şey yapmadan kavga etmenizi istiyor. Durum hiç değişmiyor. Ve 129'da evet, özgürlük ve değeriyle uzaktan yakından ilişkisi olan bir şey söylemeye görsün. İngiliz marif müsteşarı Bay Dunlop tarafından en sert cezalarla cezalandırılırdı. Evet. Anlatıldığına göre okul kütüphanesi içinde Musaf-ı Şerif'in de bulunduğu bir takım kitaplar sipariş edilmişti. Musaf için dahi içeriğinde siyaset barındırmadığına dair olup alınmasına ihtiyaç duyulmuştu. 28 Şubat'ta bu yaşandı. Kur'an-ı Kerim için bile izin gerekiyor. Evet. Ve sen diyorsun ki biz eğitim yoluyla bu halkı kalkındıracağız. Mümkün değildir. Ee, Sahip İngiliz Maarif Müsteşarı Baydunlu diyoruz. Ama. O yönetiyor işte Bari orada adını koymuş. Burada adı Ahmet Mehmet oldu. Bari orada İngiliz olduğunu biliyorsun. Ne fark ediyor? Fark etmiyor. Aynı şey. Ben Şu güzellik ya. var. Bu kitap sayesinde ben sana Türkiye'yi adını mısır koyarak rahat anlatabiliyorum. Anladın mı kardeş? Kızım sana söylüyorum. He. Gelenim. Hesapta Mısır'ı konuşuyoruz beyler. <laughs> Konumuz Mısır. Aa, yalan değil. Bak Türkiye konuşmuyoruz. Mısır konuşuyoruz. Mısır'ı konuşuyoruz. Ya. Kitabı. Bu kadar benlik bir şey yok. 130. Evet. Buyur. Okulda sadece iki defa boykota gidildiğine tanık oldum. 80'li yıllar, Mısır, İstanbul. Bunlardan ilki 10 Şubat 1908 tarihinde ders bitirinden önce Mustafa Kamil merhumun cenazesi teşhiye ettiğimizde baş gösteren ve genel bir hal anlasa ramaklanan hafif ölçekli bir boykot. İkinci boykot. Tahsilimi tamamladığım sıralarda gerçekleşti. Okulun bir sınıfı boykota gitmişti. Sebebi ise okul müdürünün spor oyunlarının belirli bir mekanda yapılmasına dair verdiği kesin karardı. Yani işgal mişgal hikaye spor salonunu burada değil burada oynayacaksınız diye eser ayağa kalkmış. Karşı, karşı sayfada da şu var. Sınıf arkadaşların bir başkasına filozof yahut zındık lakabını takarken bana sünni lakabını yakıştırmışlardı. Hatırlıyorum da bir keresinde hocalarından biri suyun Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasından nebayen ettiği mucizeyi inkar etmiş. Ben de ona itirazda bulunmuştum. O tarihte de bu itiraz sebebiyle kendisi sünni lakabıyla adlandırılmış. Ve o dönemde de burası eser değil bu arada o Başka bir, bir mi, şey okul kaza uygun. okulu o yeni açılan karma okul. Aha, evet. Ama o dönemde de burada mealci zihniyetin Ta 1900'lerde. ne? Evet, Mutezilya kadar var diyor canım. 1908'de yani Mısır'ın eğitiminde artık mealci öğretmenler var. Ve en üst seviye okullardan bahsediyoruz. Şurası çok hoşuma gitti. 132. Büyük ihtimalle sen de işaretledin mi? Çok. Yok. Yok. Vaktiyle tahamedeyken şimdi necdi diyar edindiniz. Ah gözyaşı. Necdin sakinlerine karşı yardımma hoş. Beytine geldiğimde beni durdurup beyti tekrar etmemi istedi. Gözünden yaşların süzüldüğünü fark ettim. Ertesi gün ise ondan bu beyit üzerine söylenen ruhu okşayan bir tahmis dinledim. Ben de ondan bana sufiyenin metodunu öğretmesini ve beni mürid olarak kabul etmesini istedim. O da bunun cuma günü İmam Şafii türbesinde gerçekleşeceği sözünü verdi. Söylediği yere gittim, bir köşeye çekildik. Bana ahdi okudu, tabi oldum. Ardından tarikatta ilk dersimi verdi. Yani ne kadar incelikliydi evet. bu iş. Kim de hatta ismini de vermişti sanırım. Tabi tabii, tabii orada. Ee, bu zat zaten şey, Alvan. Evet, evet. Derin, derin zatlardan biri. 152. Buyurun. Burada çocukların sarı balçıkla sıvadıkları teneke levhalardan Kur'an ayetlerini okuduklarına tanık oldum diyor gittiği yerde. Levhalarda yazılı olanları silecek olduklarında yazıların üzerine tekrardan sıvıyor ardından ezberleyecekleri yeni ayetleri yazıyorlardı ki bugün Somali, Moritanya gibi ülkelerde hala bu usul ne yazık ki devam ediyor. Hatta hatta böyle ilginç bir anekdot olmuş. İşte Felak ve Nas surelerini yazmış. Ancak bu iki surenin ardından bu musafir şerif falanca matbaada basılmıştır cümlesini de yazmış. <laughs> evet evet onu <doğru gördük. gülüyor> Hoş bir şeydi o. Ee, sayfa 167. Bayan Power'la bazen ahlak, bazen de sosyoloji üzerinden başka kitaplar okumayı tercih ettik. İngilizce öğrenmek için bir İngiliz hmm. kadınla e, ders almaya başlıyor. Nihai aşamada ise birlikte Platon'un Devletinden birçok bölümü bu kitabın İngilizcesinden okuduk. Bu kitap Bayan Power'ın zihin gücünün ve sayısız tecrübesinin açığa çıktığı zemin oldu adeta. Ben kitaptan bir bölümü okuyordum, hemen arkasından o bana okuduklarını izah ediyordu. Platon'un fikirlerinin uğradığı değişimin yanı sıra hangi düşüncelerinin günümüze ulaştığı ve onun benimsediği ilkelerinin modern uygarlığın farklı milletlerinde nasıl karşılık bulduğu gibi hususları açıklar kavuşturuyordu. Ez cümle 200 yıldan beri adamlar dil öğreterek misyonerlik yapmaya devam ediyorlar efendim. O sırada birinci Cihan Harbi kopmuştu. Bu tarihe geldik artık. Hemen karşısında otururken İngilizler hafif yolda eleştirerek pot kırmış bulundum. Zira anında gözleri doldu ve dikkate dokunmuş bir edayla milletimi ve toplumumu ayıplıyor musun diye verdi. O kadar utandım ki. Ama böylece onun hafif bir rüzgardan dahi yara alan vatanseverliğini anlamış oldum. Bir daha bu şekilde konuşmaktan imtina ettim diyor. Kendi ülkendesin. Yapmayın, etmeyin, gözünü yani, yani, bu, işte bu, bu bittiğimiz yer. Eee Şimdi bu e, tabii tabi Ahmet Emin yavaş yavaş seyahatlere çıkacak. E, netice kelam diyor sayfa 188'de. Derslerimi Arapça ve İngilizce kaynaklardan hazırlar oldum. İngilizce de öğrendi artık. Ahlak ilminin Yunanlar, Bizanslar ve Arapların yanı sıra. Modern zamanlardaki tarihi üzerine genel seminerler düzenledim. Bu seminerleri hazırlanırken daha ziyade İngilizce kaynaklardan yararlandım. Darwin'in evrim teorisini günlerce ilgi adam olmuştur diyecek bir şey yok Hakikaten ki buna. Söyleyecek, söyleyecek, yok. Yani. yani. 191. Mısır okuyoruz gençler. Türkiye değil burası. Konuşmanın ekseni ise Fransız özgürlük anlayışı, İngiliz alımlılığı ve eser muhafazakarlığı etrafında dönerdi. Bak Fransız özgürlük anlayışı, İngiliz ılımlılığı ve eser muhafazakarlığı. Siyasetin yanında kadının özgürlüğü üzerine konuşur, Fransa ile Mısır'ı mukayese ederdik diyor. Hangi açıdan? Yani Avrupa ahlakı. Bakın o aşağılık kompleksinin bir örneği burada var. Bir aile işin başında razı gelip beni görmek istedi. Ben de onların ne kadar medeni olduğumu göstermek amacıyla elime İngiliz bir kitap alıp kapılarını çaldım. Aileyle karşılıklı oturduk gayet çağdaş bir şekilde tabiri caizse son moda konuştum. Konuşmamın arasında İngilizce kelimeler serpiştirmeyi de ihmal etmedim. Bu durumu oldukça şaşırtıcı buldular. Beni beğenip halimden memnun kaldıklarını anladım. Ancak çok geçmeden talip olduğum kızın ben dışarıdayken pencereden baktığını, üzerindeki sarık cübbe ve kaftanı görünce dehşete kapıldığını, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen benimle evlenmeyi kesin kez reddettiğini öğrendim. Yani evde oturan kızlar da o dönemde sarıklı cübbeli adama gıcık olmaya başlamışlar. Dikkat, Instagram yok, YouTube yok, Facebook yok, internet yok, televizyon yok, radyo yok. Yok, yok, yok. Yani abiler. ihtimal radyo. Yeni yeniler. Işte. Artık hani sinema dinlok... falan var. Şey yani. işte birinci dünya harbi yani, yani, radyo bir ihtimal, var. Bir ihtimal. Devlet radyosu olabilir. İngiliz sömürgesi Tabii canım, Şimdiki gibi değil. Sonuç abi. demek ki bizi YouTube bozmuyormuş. Yok. YouTube bir sonuç olarak Bunu ortaya çıkıyor. Bunu söylersen ben İngiliz'in adamı olurum. İngiliz bunu istiyor? O günlerde kızlar bugünkü gibi açık değildi. Ah Ahmet Emin, şimdi şimdi bir de şimdi görseydin ya. Bir delikanlı ancak akraba kızlarını tanırdı. Almış olduğum dini terbiye aşkı fiski fücur addediyordu. Bak işte bilmi bak aynı problem. Aşk fiski fücur değil. Aşk adı altında yapacakların fiski fücur. Ahmet Ahmet Emin. Bir genç kıza nazar etmek, şeytana uymak demekti. Okuduğum okulda tıpkı büyüdüğüm ev gibi mutasif ve bağnazdı. Abi işte Eser'den bugün çıkanlar da aynı kafa. 200. Eşimle yüz yüze geldiğimde niye çekmiş bir adam? Liseden kazanan numaraları okumaya çalışan bir piyango bileti müşterisi gibiydim adeta. Yalan. 202. Mısır nüfusu da şeyi gördün mü? Mehirini İngiliz poundu ile hesaplıyor. Onca atmış. 195'te. Evlilik aktimiz 3 Nisan 1916 tarihinde gerçekleşti. Aktin yapıldığı gün 100 İngiliz Pound'una tekabül eden altını güzel bir kutu içerisinde mehir olarak eşime takdim ettim. Pound tabii kıymetli. Bu kadar değişmiş artık yani kıyas artık İngiliz para birimi üzerinden yapılıyor. Mısır nüfusunun aşırı kalabalık olmasının sağlıklı beslenmenin önüne geçtiği yönündeki düşüncem de kanaatimi pekiştiriyordu. Aa, hangi kitaptı bu ya? Dünya Sağlık Örgüsü. Hatta sonra çocuğunu Fransız mektebine gösteriyor, gönderiyor. Ee, sayfa 209 Mısır Valisi'ni hastanenin sultanı hmm. tayin eder bölümünde. Mısır'lı'nın taşıdığı bu umut Wilson'la müttefiklerinin Mısır'ın mahsusluğunu korumak için savaştıkları yönünde bir açıklama yapmalarına sebep oldu. Buna göre savaş sona erdiğinde ne sömürgecilikten ne de sömürü döneminden söz edilecekti. Her ulus kendi kaderini belirleyecek, kendi kendini yönetecekti. Yönettik mi? Yönettik, yönettik, yönettik. Ne oldu sonra? Arada altta bir cümle geçiyor. İngiliz otoritesi pamuğu tekerleştirip fiyatını sabitledi. <laughs> Allah Allah. Hatırlar mısınız tekerleri? Fiyatlar sabitti biliyorsun. Meral'cığım çok geliyorum. Ee, sayfa 212. Özellikle de Kıptilerle Müslümanları bir araya getirmeye matuf nümayişlere iştirak ettim. Bak kardeşlik yürüyüşleri başladı. Mısır ha burası. Bunun da istekliydim de. Başımda sarığımla faytona binerdim. Üstü, üzerinde dini kisvesiyle bir papaz da bana eşlik ederdi. Elimizde hilalle açın yan yana olduğu bayraklar taşımak misali eylemlerde bulunurdu. aa. Dinler arası riyadok. Mısır ama burası. Başka bir adı vardır belki. Karışırsın <laughs> şimdi. Efendim. Sonra. Şimdi şurada bir Gazze seyahati vardı. Onu da bulayım. Çünkü arada artık çok kötü şeyler de var da. Efendim. Ha. İstanbul'a seyahate geliyor hmm, İstanbul'da 40 gün. Hmm. Türklerin sükunetine gelince. Aralarında 40 gün geçirdik ama ne sokakta bir kavga kavgaya ne de tramvayda bir tartışmaya şahit olduk. Mesela ağzına kadar dolu bir kahvehaneye girdiniz diyelim. gözlerinizi kapattığınız an o mekanda kimsenin olmadığını düşünebilirsiniz. Gerçekten de Türklerin bu iki özelliğinden dolayı kendilerine şarkın İngilizce dendiği kadar varlar. Adımız İngilizce mi çıkmış? Evet adımız o dönemde şarkın İngilizceymiş. 243. Hayli ilgimi çeken şahsiyetler gördüm Asitane'de. Arapça kitaplarla arabistik çalışmalar yaş için yaşayan iki Alman müsteşrik. Bunlardan yalnız ikisi. Bu iki zattan ilki. Makameler üzerine bir çalışma hazırlıyordu. Bediüzzaman'ın Sayın Nusri Hazretleri'nin döneminden bugüne kadar yazılan makame türlüğünden eserleri toplayıp tasnif ediyor. Yazılanları anlamaya çalışıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Neden? Bir tohum atılacak mı? Ne düşünüyorlar, ne yapacak? Bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Evet, şimdi 18 Haziran 1928. Mısır'da yaşayan bu abimiz şimdi İstanbul'da İstanbul'daki değişim sürecini kısaca değerlendirecek. Türk devriminin en büyük göstergesi kadının açılması oldu. Bu durum evliliklerdeki aksaklıkların giderilmesi açısından Türk toplumuna oldukça yarar sağladı. Eser Üniversitesi'nde bir İslam alim bu adam. Öyle ki eşlerden her biri eş adayını nikah akdinden önce görüp tanıyabiliyor. Sanki ondan önce görmüyordu. Yine kadının açılması onun vaktiyle bir haber olduğu birçok dünyevi işten haberdar olmasına imkan verdi. Demem o ki kadının açılması kadının yararınadır. Zira başörtüsü dediğimiz şey kadını bir hale gibi kuşatmaktadır. Dahası bu durumu erkeğin hayal alemine dalmasına ardından tahayyüllerinin de önüne geçmesine olanak vermektedir. Bundan dolayıdır ki ya bunu söyleyen Ali Fevzi Bey bu arada. Türkiye'de Ali Fevzi Bey söylüyor ona. Nitekim gazelciler hayal ettikleri şeyler üzerinde yoğunlaşırlar. Öte yandan hükümetin din adamlarının kolunu kanadını kırmasını da gayet yerinde buluyordu. Zira bu kesim hem gericiliğe çanak tutmuş hem de zalim sultanların elinde alet olmuştu. Sultanlar din adamları vasıtasıyla toplumu istismar etmişti. Ali Ferzi Bey'in anlattıklarını görecek çok sayıda insan sarık takıp kılıklarıyla insanları kandırıyormuş meğer. Dilencisi müneccime muska ve vefk yazanı dahası sahtekarı sarık takıp din adamı kisesine bürünüyormuş. Bu arkadaşımız sarık takmanın herkese mecbur olduğunu bilmiyormuş. Hal böyleyken Türk hükümeti neden fes ikinci ya 2. Mahmut'ta? Türk hükümetinin resmi görevli olan din adamlarının dışındakilere sarık takmayı yasaklaması oldukça faydalı bir karar olmuş. Aynı şekilde bu kadar sahtekarlığa zemin hazırlayan birçok unsuru kökünden kazıyacakmışlar. Sabah vakitlerini Süleymaniye Kütüphanesi'nde geçirdik. Öğleden sonra davetini icap etmek üzere Fuat Köprülü'yü Sultan Ahmet Camii'nin yakındaki evinde ziyaret ettik. Fuat Köprülü ne demiş Ahmet Emine? Yani bu adamlar niteliksiz olmadığının delilidir. Fuat Bey bana İslam tasavvufunun yanında mı yoksa karşısında mı duruyor? Şeklinde bir soru sor İslam tasavvufun yanında mı karşısında mı? Kanaatim yanında durduğu yönündeydi. İslam'a yakındır dedim tasavvuf. Fuat Bey'in hali hazırda Türkiye'de yapılmakta olan dini ve sosyal reformun savunucularından biri olduğunu biliyordum. Ben de kendisinin ve arkadaşlarının reform anlayışını hangi temellere dayandırdıklarını için Bu konuyu iki kez gündeme getirdim. Fakat her defasında bu kapıyı mahirane bir şekilde kapatıp konuşmayı başka konulara getirmesini bildim. Sonra bakın şimdi şuraya geleceğim. Sonrasındakileri atlayacağım. Sabahleyin Şehit Ali Kütüphanesi'ne gittik. Kütüphane paha biçilemeyecek türde yazma eserler bakımından oldukça zengindi. Fakat maalesef kitapları telif edecek seviyede rutubetin kütüphane etkisi altında gördük. Kütüphanenin 14 sene boyunca kilitli kalmasının bu duruma neden olduğunu neden kütüphane kapalı dedik. Zira bir hafiye Sultan Abdülhamid'e insanların burada toplanarak siyaset konuşunu jurnallemiş. Sultan Abdülhamid kapattırmış. Sonra gitmişler Maçka'dan Yahya Efendi cami Yahya Efendi'nin arkasındaki kabristan bölgesine gitmişler. Kimin kabrine gitmişler? Şeyh Cemalettin'in kabrine Afgani'nin. Doğum ve vefat tarihlerini okuduk. Taşın bir değer ucuna ise Türkçe yazılmış iki satır işlenmiş. Bu satırları şöyle tercüme ettim. Bu mezar dünyanın dört köşesindeki Müslümanların samimi dostu, Amerikalı hayırsever Mr. Charles Cron tarafından 1926 senesinde inşa edilmiştir. Mezarını Amerikalı yapıyorsa ben sana Müslüman diyemem. Bazen benim Türkçe yetmiyor mu diyelim, ne diyelim artık. Dahası var. Haftaya Mısır'dan devam edeceğiz. Evet, bu Mısır nasıl işgal edilmiş? Onu Neydi adını da söyleyeyim. Mısır'ın sömürgeleştirilmesi. Timothy Mitchell. Ama Mısır konuşacağız değil mi? Türkiye, İstanbul'da Mısır'ı konuşuyoruz. Mısır'ı ko Mısır konuşuyoruz. Biz evet. Mısır'ı konuşuyoruz abi. Mısır'la devam etmek üzere. Kalın Mısır. Kalın sağlıcakla.